günaydın, iyi akşamlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birazcık güzellik konuşacağız. Daha doğrusu ben kendi kendime konuşacağım, siz dinleyeceksiniz. Kimse benimle konuşmuyor. Hep tek başıma burada. Bir cevap verin, bir yorum yap ya. Böyle duruyor bak, böyle hiç kıpırdamıyor. Nasıl Mustafa? Kendimi bazen çok yalnız hissediyorum Mustafa. Arada benimle konuşur musun? Gülüyor ya, gülüyor, böyle bir insan yok. Evet, bugün makyaj konuşacağız. Zaten Mustafa ile hiçbir alakası yok. O yüzden sen gidebilirsin, çekilebilirsin. Bugün sizlere favori makyaj fırçalarımı anlatacağım. Aslında yıllar yılı çok fırça aldım. Bir sürü fırça denedim, ettim. Ama anladım ki çok gereksiz yere, çok alakasız fırçalara boşu boşuna paralar veriyoruz. İşimize yarayan fırçalar aslında çok net ve değişmez. Yani yapacağımız makyaja göre değişecek fırçalar olduğunu düşünmüyorum. Kaşımız için kullanacağız, farımız için kullanacağız. İstiyorsanız eyeliner için kullanabilirsiniz, allık fondöten için kullanacağız. Ben mesela hiç kullanmıyorum ama bende yok, ama siz istiyorsanız ekleyebilirsiniz ruj fırçası. Ruj fırçasını daha çok eskiden kullanıyorduk. Böyle etrafına çerçeve yapıyorduk, yok içini dolduruyorduk. Ondan sonra bir şeyler sürüyorduk. 10 kat bir sürü bir şey. Onu da fırça kullanıyorduk ama şu anda ben alıp sadece sürdüğüm için ruj fırçasını açıkçası gerek duymuyorum. Bazen kendim de gelip mesela YouTube'da makyaj videoları seyrediyorum açıkçası. Kimler neler yapıyor diyor. Sakın onların dediğini yapmayın. Sadece benim dediğimi yapın. Ama gerçekten çok makyaj yapıyorlar. Sonra yok cildim bozuldu, yok sivilcem çıktı. Ben bunu galiba her videomda söyleyeceğim. Çünkü o suratlarına sürdükleri fondötenleri badana gibi gördükçe gerçekten çok üzülüyorum. Yani gösteriş veya sadece video çekmek için bile sürüldüğünde inanın o cildi gerçekten çok bozan bir şey. Cildiniz neden bozuk? Çünkü aşırı kimyasal yüklüyoruz cildimize. Dolayısıyla her şeyi minimumda tutmayı, her videomda söylemeyi kendime bir borç bilirim. Başlıyoruz. Öncelikle kendimize bir tane şöyle olabilir. Bu fırça son dönemde zaten çok popüler biliyorsunuz. Ben bunu kullanmamak için bayağı bir direndim. Sonra bir makyöz arkadaşımın tavsiyesiyle kullandım. Şu anda gerçekten vazgeçilmezlerim arasında oldu. Hem çok yumuşak olduğu için hem de aynı zamanda fondötenizi sürerken masaj da yapıyor ve asla cildinizi hırpalayacak veya işte aşındıracak bir dokuya sahip değil. Fondöteni sürerken fondöteni cildinize de sıkabilirsiniz veya fırçanızın ucuna da sıkabilirsiniz. İnanılmaz güzel yayıyor. Hata yapma şansınız yok. Dalgalanma şansı yok. Yeter ki siz cildinizin her yerinde eşit miktarda masaj yaparak yedirin. Sonuç mükemmel ve gerçekten pürüzsüz bir fondöten sürme özelliğine sahip bu fırça. Bu fırçayı aynı zamanda ben yine allık sürerken de kullanıyorum. Her şeye kullanıyorum. Neredeyse dişim fırçalayacağım. Neredeyse dişim fırçalayacağım utanmasam. Evet. Şimdi gelelim en cıvcıvlı kısma. Cıvcıvlıdan önce gözaltı için. Gözaltımızı da normalde gözünüzün altına sürerek yapabilirsiniz. Veya yine elinize şöyle bir parça alabilirsiniz. Sonra fırçamızla oradan minik tamponlar halinde. Bu da böyle ucu kırçıllı bir fırça ve inanılmaz yumuşak bir fırça. Özellikle lütfen göz altınıza süreceğiniz fırçanın çok ama çok yumuşak olmasına, cildinize sürdüğü zaman asla sizi acıtmamasına özen gösterin. Çünkü onu bile sürmek, ya da belki bilmiyorum, ben çok hassasım ama onu bile sürerken orayı tahriş edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok ince bir deriye sahip. Yine aynı şekilde buradan alıp göz altımıza çok yumuşak hareketlerle, yani aldım. Bak şimdi göstereceğim, şimdi ben sinirlendiriyorsunuz beni. Sürdüm. Bir dakika, şu olanı bir de olmayanını göstereceğim. Böyle maşallah, böyle Allah, bismillah, böyle bak ne oldu? Ne oldu Allah aşkına, bak o kadar şey yapıyoruz ki, haşin davranıyoruz ki cildimize, sonra niye kırıştı? Hayır abi, al fırçayı, sürdün, bak şimdi bak harekete bak, gözümün altı oynamıyor bile yani. Hassas davranıyoruz, özellikle göz altı kısmımıza ve fırça parmağınıza göre çok daha fazla eşit dağıtır. Bakın bitti. Yumuşacık bir fırça darbesiyle gözaltımı da sürmüş oldum. Şimdi gelelim far fırçalarına. Farımızın çok profesyonel makyaj yapıyor olmanıza gerek yok. Gün içerisinde de normal yaptığınız hafif böyle tatlı bir kahverengiyi sürmek için kullanacağınız fırçada bakın ucu böyle hafif küt bir fırça. Bununla kirpik dibine gireceğiz. Şimdi girmiyordum, ben makyaj yapmıyorum, karıştı. Beni gaza getirmeyin. Hep beni gaza getiriyorsunuz. Makyaj videosu değil bu. Gösteriyorum.
Şimdi kirpik dibimize şöyle sürebilmek için bu fırçaya ihtiyacımız var. Kirpik dibime sürdükten sonra işte asıl kurtarıcınız bu fırça olacak. Bakın ucu bayağı pomponik bir fırça bunun. Pomponik ne demekse. Onunla da yine far fırçamı alıp yukarılara doğru dağıtabilmek için ve hiçbir şekilde profesyonel makyöz veya makyör olmanıza gerek yok. Bu fırça sizin en büyük kurtarıcınız olacak. Çünkü o kadar geniş bir ağzı var ki, o kadar yumuşak ki sürdüğünüz anda zaten her yere eşit miktarda kendisi dağıtıyor. Yok gölge yaptım, yok burası taştı, etti falan, hiç onlara gerek yok. Yine aynı şekilde kurtarıcı fırçalarından bir tanesi de bu ucu üçgen olan fırça. Bu fırçayı da hem eyeliner çekmek için kullanıyorum bazen farla beraber. Mesela şöyle, bir de şuradan göstereyim. Mesela şöyle. Bakın, eyeliner çekebilirsiniz. Hem çok da böyle hani ipince o sıvı eyelinerler gibi sizi zorlayacak bir eyeliner değil. Bunu yine siyah bir farla da deneyebilirsiniz. İstediğiniz kadar kalınlaştırabilirsiniz. İstediğiniz kadar yoğunlaştırabilirsiniz. Zaten fırçayı dümdüz tuttuğunuzda bakın kalınlaştırdım. Şu ucunu da bakın ucunu nasıl bırakıyorum. Hop. Ucunu da sivriltebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bunu çok rahat kullanabilirsiniz eyeliner çekerken. Aynı zamanda yine bunu kaş için kullanabilirsiniz. Yine kaş formuna uygun olduğu için, incecik olduğu için asla istemediğiniz kadar kalınlığa gitmez. İstediğiniz kadar kendi kontrolünüzle kalınlaştırabilirsiniz bu fırçayla da. Yani en önemli fırçalarından bir tanesi bu. Aynı zamanda yine bu fırçayla gözaltı gölgesi yaparken de tam böyle dibini incecik çekmek istiyorsanız bu incelikte bir fırça size çok yardımcı olacaktır. Şu şekilde. Gene yapıyorum bak. Gene yapıyorum. Dayanamıyorum. Üstüne ve altına bu şekilde çok rahatlıkla far da sürebilirsiniz. Sıvı eyeliner'a batırıp yine kullanabilirsiniz. Bu da çok pratik fırçalardan bir tanesi. Ben ağlık fırçası olarak bunu kullanıyorum. Ama biraz önce dediğim gibi siz hani gerek yok tek fırçayla da hani kullanabilirim diyorsanız bu fırçayla da yine ağlığınızı sürebilirsiniz. Ya da bu şekilde uzun, yine ucu böyle kırçıllı olan yani kalından inceye doğru uzanan fırçalar var. Hem çok yumuşak oluyor hem de çok iyi dağılım sağlıyor. Yine pompon hareketleriyle özellikle krem ağlıklarda. Şimdi ben diyeceksiniz ki pudra hiç göstermiyorum çünkü hiç kullanmıyorum. Pudrayı mümkünse siz de hayatınızdan çıkartın. Zaten olduğu gibi şu şekilde sürdüğüm zaman... Yani benim gösterdiğim fırçalar aslında sizin makyaj yapmanızı kolaylaştıran fırçalar olacak. Size çok fazla iş düşmeyecek ama fırçanızın iyi olmasına, kaliteli olmasına mutlaka dikkat edin. Çünkü uzun süre kullanacaksınız. Hijyene dikkat edin. Mutlaka fırçalarınızı kullandıktan sonra yıkamayı da unutmayın. Benden bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bir de beğene tıklayın. Hoşçakalın.